Akademisyenlerimiz anlatıyor konuşma serimizin bugünkü bölümünde. İşletme bölümünden Nur Çavdaroğlu hocamız bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Melih. Dilerseniz hocam sorularımıza geçmeden önce birazcık kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Ben Nur Ayvaz Çavdaroğlu. Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesiyim. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Ardından Kolombiya Üniversitesi'nde master ve doktora tamamladıktan sonra bir sene doktora sonrası araştırmacı olarak Syracuse Üniversitesi'nde çalıştım. Daha sonra da Kadir Has Üniversitesi'nin öğretim kadrosuna katıldım. Çalışma alanlarım fiyatlandırma ve gelir yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, bu gibi konularla ilgileniyorum ve sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Bize bölümünüzü anlatır mısınız? Elbette. Bölümümüz 1997 yılından itibaren öğrenci kabul eden bir bölüm. Biliyorsunuz şu an global dünyada hızla değişen, küreselleşen, rekabetin giderek arttığı bir iş dünyası söz konusu. Ve krizler de eksik olmuyor. Örneğin hali hazırda içinden geçmekte olduğumuz pandemi süreci gibi. Ve temel hedefimiz böyle bir dünyada, bu kadar rekabetin ön planda olduğu bir dünyada liderlik rolü üstlenebilecek yetkin yöneticiler ve girişimciler yetiştirmek. Ve bu hedefe yönelik verdiğimiz eğitimlerde özellikle ikinci seneden itibaren öğrencilerimiz pek çok farklı alanda, ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşabiliyorlar. Onlara bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Hangi alanlar olabilir bunlar? Yönetim organizasyonu olabilir, pazarlama, satış olabilir, üretim planlama olabilir, finansman, muhasebe gibi pek çok alanda uzmanlaşmaları mümkün olabiliyor bölümümüz sayesinde. Önemli bir hedefimiz de öğrencilerimiz hangi alanda uzmanlaşmak isterlerse istesinler, onlara mutlak surette ilgi duydukları bu alanda güncel bilgiyi sunmak, derslerimizi bu yönde dizayn etmek ve onların ileride iş dünyasında stratejik karar alabilme becerilerini geliştirmek. Bu şekilde şimdilik özetlemiş olayım. Kadir Has Üniversitesi'nde bu bölümde okumak mezun olduğunda öğrencilerine neler sağlıyor? Kadir Has Üniversitesi'nde işletme okumak gerçekten önemli faydalar sağlayabilir işletme okuyacak öğrencilere. Bu anlamda iki noktayı vurgulamak istiyorum. Aslında her bölüm için aslında bu bence geçerli. Öğretim üyesi kadrosu ve müfredat bizi benzerlerimizden ayıran noktalar ve bence yani bölüm seçiminde, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar bunlar. Öncelikle öğretim üyesi kadrosundan bahsedeyim. Öğretim üyesi kadromuz çok geniş değil, yani bize yetiyor öğrenci sayımıza. Ama bu kadromuz oldukça yetkin, çok iyi yerlerde eğitim almış, CV'leri son derece dolu olan, çok iyi yerlerde çalışmış, projeleri, yayınları, kendi alanlarında uzmanlıklarını gösteren öğretim üyelerinden ibaret. Ve bu öğretim üyelerimiz evrensel teorik bilgileri iş yaşamının çağdaş pratik uygulamalarıyla bütünleştirip derslerine entegre eden deneyimli bir kadro. Bir başka noktada dediğim gibi bölüm müfredatı. Müfredatımızın da şöyle bir özelliği var. Gerek fakülte içerisinde gerekse üniversite bünyesinde sağlanan seçmeli dersler sayesinde çok farklı alanlarda öğrencilerimizin yetkinlik kazanmalarını sağlayan esnek bir yapıya sahip müfredatımız. Örneğin bizim fakültemizde yer alan yine diğer bölümlerden, yönetim bilişim sistemlerinden farklı yazılımsal dersler almaları mümkün öğrencilerimizin. Ya da uluslararası ticaret ve finans bölümümüzden finansa yönelik dersler ya da tamamen farklı üniversite bölümlerinden dersler alabiliyorlar ve kendilerini ilgi duydukları alanda öğrencilerimiz yetiştirebiliyorlar. Ayrıca müfredatımız süresince, yani öğretimleri süresince öğrencilerimiz çok farklı bilgi teknolojileri alanındaki yazılımları öğrenebiliyorlar. Örneğin istatistik dersinde SPSS öğrenebiliyorlar, nicel analiz dersinde Solver öğrenebiliyorlar. Bunun dışında farklı yazılımlar da öğrenerek mezun oluyorlar. Bu da ileride, yani biliyorsunuz artık dijitalleşen bir iş dünyası var, onlara son derece önemli bir donanım kazandırmış oluyor. Bir başka nokta, proje ağırlıklı derslerimiz var. Örneğin girişimcilik ya da stratejik yönetim dersinde iş planları oluşturuyorlar ve takım çalışması olayını sıklıkla kullanıyorlar öğrencilerimiz. Ve bu anlamda da yine farklı yetkinlikler kazanabiliyorlar. Bir başka vurgulamak istediğim nokta zorunlu staj. Belki başka işletme bölümlerinde biliyorum ki hani zorunlu staj söz konusu olmayabiliyor. Stajı gönüllü biçimde öğrencilerine yaptırmayı tercih ediyorlar ama bu da çok iyi bir sonuç vermeyebilir. Çünkü öğrenciler hani işletme çok pratik alana yönelik bir bölüm olduğu için hani iş dünyasından deneyim elde ederek, deneyim kazanarak ve ne istediklerini, hangi bölümlerde daha iyi çalışabileceklerini bilerek iş dünyasına atılırlarsa çok daha başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Ayrıca üniversitenin sağladığı farklı imkanlar da söz konusu. Örneğin çap yandal olanaklarını araştırabilirler. Oldukça geniş bir yine perspektif sunuyor okulumuz bu anlamda. Erasmus ve diğer uluslararası işbirlikleri sunuyor ve yine pek çok okula göre geniş kapsamlı, çok farklı üniversitelere gidebildikleri
çok fazla kontenjanın sağlanabildiği gibi olanaklarımız mevcut. Ve son olarak bir de İngilizceden bahsetmek istiyorum. Okulumuzun eğitim dilinde İngilizce olması yine iş yaşamına atıldıktan sonra öğrencilerimiz için büyük bir artı sağlıyor. Çünkü İngilizceyi oldukça iyi öğrenerek mezun oluyorlar. Hazırlık okulumuz bu anlamda çok başarılı mezunlar veriyor ve bölümlerin de hani full İngilizce olması yine iş yaşamında kolaylıkla İngilizceyi kullanabilmelerini sağlıyor öğrencilerimiz. Bu şekilde özetliyorum. Çok sayıda bursumuz var. En son olarak sıralama bursu da eklendi. Bu bursu bize anlatır mısınız? Elbette. Çok sayıda bursumuz var. Üniversiteye giriş başarı bursu biliyorsunuz puana göre %100, %75, %50 olabiliyor. Kadir Has bursu ilk 3000 sıralamaya giren öğrencilere verilebiliyor. Yine kısıtlı ekonomik imkanlara sahip başarılı öğrencilerimize Beyaz Güvercinler bursu başlatıldı. Yani pek çok burs olanağı mevcut Kadir Has Üniversitesi'nde. Aday öğrencilere bunları iyi araştırıp kendilerine en uygun olanı tespit ederek gelmelerini öneriyorum. Sıralama bursu ise ücretli veya %50 burslu programlara yerleşen öğrencilerimiz eğer ilgili puan türünde belirlenen belli bir sıralama içerisine girerlerse ilave %25 burs daha almaya hak kazanıyorlar. Bu şekilde özetleyebilirim. Bu işletme için eşit ağırlık puan türünde ilk 250 bine girmeyi gerektiriyor. Ve ilk 250 bine girdikten sonra örneğin %50 burslu kontenjana yerleşen bir öğrencimiz varsa %25 ek burs daha kazanarak %75 burslu eğitim görme hakkına sahip oluyor. Siz bu alanı nasıl seçtiniz? Bu alanı seçme hikayenizi anlatır mısınız? Tabii. Aslında kendimi tanıtırken de biraz bahsettim. Ben endüstri mühendisliği mezunuyum, ODTÜ. Daha sonra yüksek lisansımı ve doktoramı da endüstri mühendisliği, Industrial Engineering and Operations Research, yani endüstri mühendisliği ve yön eylem araştırması bölümünde yaptım Columbia Üniversitesi'nde. Ancak doktora sırasında daha çok fiyatlandırma, gelir yönetimi gibi alanlarda çalıştım ki bu alanlar, daha sonra da postdoc'ta tedarik zinciri yönetimi konularına da girdim. İşletme ve endüstri mühendisliğinin aslında bir kesişim noktası diyebileceğim alanlar. Ve daha sonra yurda döndükten sonra da işletme bölümü öğretim üyesi oldum ve son derece de mutluyum. Verdiğim dersler daha nicel dersler, matematiksel dersler, matematiği seven öğrenciler derslerimi de seviyorlar. Ama yani aslında ben şeyin kanlı canlı bir örneğim. Size hani biraz önce de belirttiğim gibi öğrencilerimiz çok farklı alanlarda yetkinlik kazanabilirler. Yani mesela işletme bölümüne girdikten sonra seçmeli derslerle çok farklı disiplinlere de açılabilirler. Disiplinler arası çalışmalar da yapabilirler. Ben de bunun bir örneğiyim. Yani endüstri mühendisi olarak başladım kariyerimi. Şu an aslında daha çok işletme alanına yönelik çalışmalar yapmaktayım. Büyük merak uyandıran Kadir Has Üniversitesi yeni eğitim modelinden bize bahseder misiniz? Elbette. Yeni eğitim modeli gerçekten bizde de çok büyük merak ve heyecan uyandırıyor. 2019 itibariyle 3 bölümümüz bu eğitim sistemine geçtiler ve çok güzel geri dönüşler aldık bu eğitim sistemine başlayan öğrencilerimizden. Ve 2020 eğitim öğretim yılı itibariyle de tüm üniversite olarak bu sisteme geçeceğiz. Burada temel hedefimiz aslında öğrencilerin aktif katılım sağlayabildiği, ezberci eğitimden uzak, sorgulayıcı ve eleştirel düşünebildikleri dersler dizayn etmek, bu şekilde mezunlar yetiştirmek. Ve bu yeni eğitim modeliyle geleneksel üniversite modellerini, yani sadece öğretmenin anlattığı, öğrencinin pasif bir şekilde dinlediği modelleri aşıyoruz. Hem sektöre hem akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ama en güzeli de bu eğitim sisteminden mezun olan öğrencilerimiz dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte insanlar olacaklar. Genel kültür açısından olsun, sorgulayıcı, eleştirel düşünmeyi öğrenme açısından olsun. Gerçekten büyük yetkinliklerle donanmış mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuyla ilgilenenler aslında aday.keyhas.edu.tr'den yeni eğitim sistemi modeli başlığını çok daha detaylı okuyabilirler. Ama ben özetlemek gerekirse bu sistem aslında iki ayaktan oluşuyor. Birincisi çekirdek program. Bununla kastettiğimiz birinci sınıf müfredatının tüm üniversitede aynı olması. Bütün birinci sınıflar aynı dersleri alacaklar. Ve bu dersler çok enteresan dersler. Birazdan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Şu şekilde hazırlandı. Şimdi Kadir Has Üniversitesi'nden mezun olacak bir öğrencinin sahip olması gereken evrensel yetkinlikler nelerdir sorusu ile yola çıktık. Ve bu soru sadece bize değil, öğrencilere, dış paydaşlara, iş dünyasından uzman kişilere, mezunlarımıza soruldu. Ve herkesten toplanan cevaplar entegre edilip bir doküman hazırlandı. Ve burada İşte belli hedefler konuldu. Mezunlarımız şu yetkinliklere sahip olmalı gibi. Buna yönelik dersler dizayn edildi. Ve bu dersler dizayn edilirken de yine tüm fakülteler, tüm hocalarımız aktif olarak bu sürece dahil oldular. Ve dizayn edilen derslerde dediğim gibi klasik içerikler klasik şekilde artık sunulmuyor. Öğrenci pasif alıcı değil, aktif olarak katılımcı oluyorlar derslere.
fikir üretimine, tartışma kültürüne önem veriliyor ve öğrenciler sorgulayıcı, eleştirel düşünebilen, ezberden uzak bir eğitim alıyorlar. Çok enteresan dersler var demiştim. Örneğin kökenler ve sonuçlar dersi var. Farklı bilimsel alanlarda dünyayı etkileyen buluşlar tartışılıyor bu derste. Bugünün dünyasını şekillendirmede bilimin yeri tartışılıyor ve temel bilimler konusunda bu ders geniş bir çerçeve çizmeyi amaçlıyor. Yine küresel meseleler ve insanlığın durumu gibi bir ders var. Yani pek çoğumuzun da anlamlandıramadığı savaş, şiddet, göç gibi küresel meseleler ele alınıyor. Bunların kavranması için temel altyapı oluşturuluyor bu derste ve daha sonra tartışmalar söz konusu oluyor. Ve ileride bu dersi alan bir öğrenci hani bu gibi sorunlara yönelik çözümler geliştirebiliyor olacak. Yine tasarım dersi çok farklı alanlardan tasarım disiplinlerini ve pratiklerini karşılaştırıyor. Örneğin sadece sanat tasarımı ya da mühendislik tasarımı değil, sosyal bilimler alanında da tasarım söz konusu olabilir. Bunlardan bahseden bir ders. Understanding Mathematics, matematiği anlamak dersi soyut bir şekilde türevi integrali çocuklara öğretmiyor. Hani sadece problemler, soyut problemler üzerinden. Ama gerçek dünyadan mühendislik ya da mimarlık problemleri üzerinde bu kavramlar tartışılıyor ve kavramların mantığı, tekniklerin mantığı aktarılıyor öğrencilere. Yani gerçekten çok güzel dersler. Açıkçası ben de öğrenci olup bu dersleri alabilmek isterdim. Bir diğer ayağı da yeni eğitim modelinin proje tabanlı eğitim. Burada da derslerin proje bazlı olarak dizayn edilmesi söz konusu. Sektörden uzmanlarla işbirliği içerisinde hazırlanıyor bu dersler ve yine sektörden gerçek problemler üzerinde proje üreten öğrencilerimiz bu şekilde çalışıyorlar. Yani teorik bilgiler proje eğitiminin içerisine entegre ediliyor. Ve her öğrencinin hem bir akademik hem de bir sektörel mentoru oluyor. Şu an 3 fakültede bu tarz dersler başlamış durumda ama süreç içerisinde diğer fakültelerde yani bizler de derslerimizi buna yönelik dizayn edeceğiz. Zaten şu anda da pek çok proje bazlı dersimiz söz konusu ama daha güncel, daha spesifik problemler üzerinden bu projeleri derslerimize tanımlıyor olacağız. Son olarak bölümünüzü okumak isteyen aday öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Öncelikle bölümümüzü değil, aslında bütün aday öğrencilere genel bir tavsiyem var benim. O da şu, lütfen gerçekten sevdiğiniz, gerçekten ilgi duyduğunuz bir alanda okumaya çalışın. O alanları, o bölümleri yazın. Yani sadece moda diye ya da sadece işte puanınız bu bölümü tutuyor diye bir bölüm yazmayın. Çünkü gerçekten sevmiyorsanız bir işi yapmak çok büyük bir eziyet olabilir. Ama sevdiğiniz işi yapmak öte yandan çok güzel bir duygu. İnsanı gerçekten hani hiç çalışmıyor gibi hissettiren, sürekli eğleniyor gibi hissettiren bir duygu. Ve bir işi gerçekten seviyorsanız çok da iyi yapıyorsunuz. Lütfen sevdiğiniz bölümleri yazın. İlk baştaki tavsiyem bu. Ayrıca daha önce de bahsettiğim gibi öğretim üyesi kadrosu ve müfredat en önemli şeyler. Bunlara çok dikkat edin. Yani belli bir bölümü seçtiyseniz, mesela işletme okumak istiyorsanız, işletmede başarılı olacağınızı düşünüyorsanız, atıyorum tabii işletmeyi sevdiğinizi nasıl anlarsınız? Mesela iş dünyası çok ilginizi çekiyordur. Finans, yatırım, portfolyo yönetimi gibi konular hoşunuza gidiyordur. Ya da insan kaynaklarında çalışmak, insanlara eğitim vermek, onları işe alım sürecinde gözlemlemek istiyorsunuzdur. Ya da muhasebe ya da satış, pazarlama ilginizi çekiyordur. Yani bu konuyla ilgileniyorsanız ve işletme bölümü yazacaksanız da en önemli şey üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına ve müfredatlarına çok iyi bir şekilde bakmak, özellikle öğretim üyesi kadrolarının geçmiş eğitimleri, yayınları, projeleri, bu konulara odaklanmak ve şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bir üniversitenin öğretim üyesi kadrosu, yani full time dediğimiz sürekli orada olan kadro kaç kişiden oluşuyor? Bunların kaçı profesör, doçent? Bunlara bakmanız önemli. Bir başka nokta müfredat, dediğim gibi hedefe yönelik mi hazırlanmış, seçmeli ders alternatifleri neler, yeterince seçmeli ders var mı alabileceğiniz, farklı konularda uzmanlaşabileceğiniz, okulun staj olanakları nasıl, çap, yan dal gibi olanakları nasıl, uluslararası işbirlikleri nasıl, tüm bunlara bakarak hani detaylı bir araştırma sürecinden sonra karar verirlerse onlar için çok iyi olacağını düşünüyorum. Hocam ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim Melih. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. İyi günler.